7. Ellisini geçkin olan Zahar eski Caleb'lardan değildi. Onlar efendilerine canla başla bağlanan korkusuz ve kusursuz fedakar uşaklardı. Zahar ise korkak ve kusurlu bir uşaktı. O iki çağın birden adamıydı. Ruhunda her iki çağın da izleri vardı. Bu çağlardan birinden ona miras olarak Oblomov ailesine kayıtsız şartsız bir bağlılık kalmıştı. Daha yeni olan ötekindense bir çeşit kurnazlık ve ahlak düşkünlüğü almıştı. Efendisine canla başla bağlıydı ama ona hemen her gün bir yalan söylemekten çekinmezdi. Eski zaman uşakları efendilerini taşkınlıktan, israftan alıkoyarlardı. Oysa Zahar efendisinin kesesinden ahbaplarıyla içki içmeye bayılırdı. Eski zaman uşakları birer harem ağası gibi namusluydular. Oysa Zahar oldukça kötü şöhretli bir karıyı sık sık görmeye gidiyordu. Eski zaman uşakları efendisinin parasını herhangi bir kasadan daha iyi saklar, zaharsa her fırsattan yararlanıp efendisinden 5-10 kapik çırpar, masada unutulmuş bozuk paraları mutlak cebine atardı. İlya İliç verdiği paranın üstünü istemeyi unutmuşsa, Zahar kendiliğinden dünyada vermezdi. Çaldığı paralar pek önemli değildi. Ama bu da Zahar'ın namusundan değil, sadece ufak paraların bütün ihtiyaçlarına yetmesinden ya da yakalanmak korkusundandı. Eski zaman uşağı, iyi yetiştirilmiş bir av köpeği gibi kendisine emniyet edilen yiyeceklerin yanında açlıktan ölürdü. Zaharsa efendisinin yiyecek içeceklerini bir fırsat bulup atıştırmaya can atardı. Eski zaman uşağı efendisinin yiyebildiği kadar yemesini ister, yemediği zamanlarda üzülürdü. Zaharsa efendisinin önündeki yemeği sonuna kadar yemesine kızardı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Zahar'ın dedikoduculuğu da vardı. Mutfakta, bakkalda, kapı komşularında her gün hayatından şikayet eder, efendisinin dünyanın en kötü efendisi olduğunu söylerdi. Oblomov huysuz, pinti, kavgacı, titizdi. Ona hizmet etmektense ölmek daha iyiydi. Zahar bunları kötülüğünden ya da Oblomov'a zarar vermek isteğiyle değil, sadece babasından, dedesinden böyle gördüğü için söylerdi. Efendisine her fırsatta sövmek ihtiyacı kanında vardı. Bazen can sıkıntısından, konuşulacak sözü olmayışından ya da dinleyicilerinde merak uyandırmak hevesinden durup dururken efendisi hakkında olmayacak şeyler anlatırdı. Ahbaplarına gizli gizli, ''Bizimki boyuna o dul kadına gidiyor, daha dün mektup götürdüm.'' derdi. Bazen de efendisinin eşi benzeri görülmemiş bir ay yaş, bir kumarbaz olduğunu, gece gündüz kumardan, içkiden ayrılmadığını söylerdi. Bu anlattıklarının bir kelimesi bile doğru değildi. İlya İliç'in dul kadına falan gittiği yoktu. Gecelerini rahat rahat uyumakla geçirir, eline kağıt almazdı. Zahar pisti, pek seyrek tıraş olur, elini yüzünü de yalnız iş olsun diye yıkardı. Zaten pislikleri hangi sabunla temizlenebilirdi? Hamama gittiği zaman simsiyah elleri 1-2 saat için kızarır, sonra tekrar siyaha dönerdi. Çok beceriksizdi. Açmak istediği kapının bir kanadını açınca öteki kapanır, yere düşmüş bir mendili almak için 4-5 kere eğilir, alamaz, alsa da tekrar düşürürdü. Odadan tabak mabak götürecek olursa daha ilk adımda üsttekiler kaymaya başlardı. Önce biri düşer, zahar tutayım derken iki tane daha kaçırır, Afallar tuttuklarını unutur, düşürdüklerini ağza açık bakarken eğilen tepsiden ötekiler de birer birer düşmeye başlar. Böylece zahar odanın bir başından öteki başına gelinceye kadar elinde bir kadeh ya da bir tabaktan başka bir şey kalmazdı. O zaman zahar küfürü basar, elinde kalanı da yere atardı. Odanın içinde dolaşırken ayağıyla, başka bir tarafıyla masaya, iskemleye çarpmadan yürüyemezdi. Kapıdan geçerken de çok defa omzu kapının bir kanadına çarpar, bu vesileyle kapıya da, ev sahibine de, marangoza da küfürler savururdu. Oblomov'un çalışma odasındaki eşya, özellikle dikkat isteyen kırılacak eşya, Zahar'ın sayesinde kırık döküktü. Zahar büyük küçük her şeyi aralarında hiçbir fark gözetmeksizin aynı kol gücüyle kullanırdı demir bir şamdanı temizlemek ya da bir bardağı doldurmak için bir kapıyı açıyormuş gibi kuvvet harcardı. Zahar ansızın aşka gelip efendisini memnun etmek için her şeyi çabucak temizleyip düzeltmeye karar verdi mi, maazallah kırılmadık, dökülmedik şey kalmazdı. Bir düşman askeri eve girse bu kadar zarar veremezdi. Tabak, çanak ne varsa düşer, sandalyeler devrilir, sonunda Zahar'ı odadan kovmak gerekir ya da kendisi bağıra çağıra lanetler okuyarak çıkar giderdi. Bereket versin, Zahar'ın her zaman böyle çalışkanlığı üstünde olmazdı. Bütün bu felaketler başka bir hayat çevresinde yetişmiş olmasından geliyordu. Böyle süslü fakat dar, mobilyalar, biblolarla dolu dairelere alışkın değildi. O kırlarda açık havada büyümüştü. Ağır, kocaman aletler, kazmalar, kürekler, demirler, yerinden kımıldamayan ağır iskemleler arasında sağına soluna bakmadan iş görmeye alışmıştı. Yıllarca dayanmış bir şamdanı, bir lambayı, bir bibloyu bir dokunuşta parçalıyordu. Şaşkın şaşkın Oblomov'a ''Ah baksanıza efendim ne tuhaf'' diyordu. Elimi almamla kırılması bir oldu. Bazen hiçbir şey söylemeden kırık eşyayı yerine koyar, sonra da efendisinin kırdığına yemin ederdi. Bazen de hikayemizin başında gördüğünüz gibi, ''Eşya bu, demirden yapılmış olsa bile yüz yıl durmaz ya, elbet günün birinde kırılacak.'' diyerek kendini temize çıkarırdı. İlk iki durumda ona karşı çıkmak mümkün olsa da, bu son kanıtı kullandığımı artık tartışılmaz, mesele ister istemez kapanırdı zaten iş programını hiç değiştirmemek üzere çizmiş bitirmişti. Bu programdan bir adım dışarıya çıkmak niyetinde değildi. Sabahleyin semaveri yakar, ayakkabıları boyar, efendisinin giyeceği elbiseyi fırçalar, dolaptakilere on yıl asılı kalsa dokunmazdı. Sonra bazı günler odanın ortasını süpürür ama kıyılara dokunmaz, eşya kaldırmak zorunda kalmamak için yalnız boş duran masayı silerdi. Bunları yaptıktan sonra geniş yürekle gidip sobanın üstünde yatmak, mutfakta anisye ile ya da kapının önünde hizmetçilerle çene çalmak hakkını kazanırdı. Kendisine başka bir iş söylenince bunun gereksiz ve imkansız olduğunu uzun uza diye ispat etmeye çalışır, istemeye istemeye yapardı. Ona günlük işlerine yeni bir şey katmayı benimsetmek imkansızdı. Görülecek, gidilecek, yıkanacak, temizlenecek şeyleri, bir defalık olunca homurdana homurdana yapar fakat bunların her gün yapılması istenilirse dünyada razı olmazdı. Her gün aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek, tartışmalara girmek gerekirdi. Zahar içki içmesine, dedikodu yapmasına, Oblomov'un ufak paralarını aşırmasına, eşyayı kırıp dökmesine, tembel olmasına rağmen gene de efendisine candan bağlı bir uşaktı. Oblomov için gözünü kırpmadan kendini ateşe atabilir ve bunu düşünmeden, hiçbir karşılık beklemeden içgüdüsüyle yapardı. Bunun neden böyle olduğunu kendisi de bilmezdi. İlya İliç'e karşı duyduklarını çözümlemek aklına bile gelmemişti. Bu duygular anasından, babasından, kardeşlerinden, yaşadığı çevreden kanına geçmiş, iliklerine işlemişti. Zahar ormanda vahşi bir hayvanın üstüne atılan köpek gibi, nedenini sormadan, tartışmadan efendisi için ölüme atılır. Bu işi ne diye efendisinin yapmayıp kendisinin yaptığını düşünmezdi. Ama Oblomov'un sağlığı, hayatı için bütün gece yanı başında uyumadan kalmak gerekse, Zahar mutlaka uyuyakalırdı, o da başka. Dışarıdan bakınca Zahar hiç de efendisine karşı derin bir saygı göstermiyor. Tersine onunla senli benli hatta kaba konuşuyor, küçük şeyler üzerinde ona bayağı kızıyor, kapının önünde aleyhinde atıp tutuyordu. Fakat bütün bu saygısızlıkların altında Zahar'ın Ilya İliç'e, daha doğrusu Oblomov adını taşıyan ve kendisine yakın olan herkese her şeye karşı duyduğu derin, candan bağlılığı saklıydı. Belki bu duygu Zahar'ın Oblomov hakkındaki düşüncesine aykırıydı. Efendisini pek yakından tanıması kanılarını değiştirmiş olabilirdi. Ona çok bağlı olduğunu söyleseler, Zahar belki de itiraz ederdi. Zahar Oblomovka'yı bir kedinin tavan arasını, bir atın ahırını, bir köpeğin doğup büyüdüğü kulübesini sevdiği gibi seviyordu. Gönlünü dolduran bu çiftlikte birçok şeye bağlanmıştı. Mesela Oblomovka'da arabacıyı, aşçıdan, hayvanlara bakan Varvara'yı her ikisinden daha çok İlya İliç'i ise hepsinden daha az severdi. Bununla birlikte Oblomovka'daki aşçı onca dünyanın en iyi aşçısı, İlya İliç bütün efendilerin en iyisiydi. Uşak Taraska'dan tiksinirdi ama Oblomovka'dan olduğu için onu da kimselere değişmezdi. Bir şaman putunu nasıl saygısızca severse, Zahar da Oblomov'u öyle seviyordu. Şaman da onun gibi putunu kirletir, yere düşürür, bazen de öfkesinden döver. Ama gene de onun kendisine üstünlüğünü hiçbir zaman aklından çıkarmaz. Zahar, ruhunun derinliklerinden fışkıran bir hayranlık duygusuyla efendisinin önünde eğilir, gözyaşları içinde ona bağlılığını gösterirdi. Zahar, başka birisini efendisinden üstün görmek şöyle dursun, onunla bir saymaya bile razı olmazdı. Başka bir kimsenin de Oblomov'u küçük görmesine dünyada dayanamazdı. Oblomov'a gelen bütün konuklara Zahar biraz yukarıdan bakar, onlara çay filan verirken efendisinin davetlileri olmanın bir şeref olduğunu hissettirirdi. Konuklara kapıyı açarken bazen kaba muamele eder, geleni tepeden tırnağı süzerek "Efendim uyuyor." derdi. Zahar bazen bakkalda kapı önü konuşmalarında dedikodu ve iftiralarını bırakarak efendisini övmeye başlar ve o zaman taşkınlığı sınır bilmezdi. Efendisinin erdemlerini, zekasını, iyiliğini, cömertliğini sayıp döker, övülecek yanları az gelirse hiç aslı olmayan birçok değer daha eklerdi. Şöhret, zenginlik, üstünlük, büyüklük. Kapıcıyı, ev sahibinin vekilini, ev sahibini bile korkutmak gerekirse zahar efendisini ileri sürer. Sen dur efendime bir söyleyeyim de görürsün derdi. Dünyada efendisinden daha üstün bir güç tanımıyordu. Bu böyleyken görünüşte Oblomov'la Zahar'ın araları her zaman açıktı. Bir arada yaşadıkları için birbirlerinden bezmişlerdi. Her gün yan yana baş başa oturmak kolay iş değildir. Birbirinin iyi yanlarından zevk alıp kötü yanlarına kızmamak için büyük bir yaşama deneyi, akıl olgunluğu ve insan sevgisi gereklidir. İlya İl için Zahar'da gördüğü Erdem kendisine bağlılığıydı ama buna çoktan alışmıştı. O da zahar gibi bunun başka türlü olabileceğini düşünemezdi. Bu erdemi artık görmez, ondan zevk almaz olmuştu. Buna karşılık zaharın sayısız küçük kusurlarına, bütün aldırışsızlığına rağmen dayanamıyordu. Nasıl zahar için derinliklerinde eski uşakların bağlılığını duyduğu halde yeni bir takım kusurlarla onlardan ayrılıyorsa, bu bağlılığa değer veren Oblomov da uşağına karşı eski efendilerinin dostça sevgisini yakınlığını duymuyordu. Zaman zaman Zahar'a iyiden iyiye çatıyordu. Zahar da efendisinden bıkmış usanmıştı artık. Gençliğinde konağın ayak hizmetlerinde çalışmış olan Zahar, yükselerek genç efendisinin lalası olmuştu. O günden beri kendisini işe yarar bir adam olarak değil, bir süs, ailenin şanını, şerefini temsil eden bir üniforma olarak görüyordu. Bunun içinde küçük beyin elbiselerini sabahleyin giydirip akşamleyin çıkardıktan sonra yapacak bir işi kalmıyordu. Doğuştan tembel olan Zahar, aldığı yetkili uşak eğitimiyle büsbütün tembelleşmişti. Öteki hizmetçilere yukarıdan bakar ve hiçbir zaman semaveri yakmak, odaları süpürmek zahmetine katlanmazdı. Ya sofrada uyuklar, ya hizmetçilerle mutfakta gevezelik eder, ya da kapının önünde kollarını kavuşturup saatlerce durur, uykulu gözlerle dalgın dalgın çevresine bakardı. İşte böyle bir hayattan sonra birdenbire evin bütün işleri Zahar'a yüklenmişti. Efendisine o bakacak, ortalığı o süpürecek, öteye beriye o koşacaktı. Bütün bunlar onu canından bezdirmiş, huyunu tersleştirmiş, kabalaştırmıştı. İşte bunun için efendisinin sesi onu sobanın üstünden zıplatınca homurdanır dururdu. Zahar bütün bu tersliklerine rağmen oldukça iyi yürekli, yumuşak bir insandı. Çocuklarla vakit geçirmekten hoşlanırdı. Çok defa kapının önünde çocuklar etrafını alırdı. Onların kavgalarını yatıştırır, onlara takılır, oyunlar bulur ya da iki dizine iki çocuk oturturdu. Başka bir yumurcak da sırtına asılır, favorileriyle oynardı. Oblomov, Zahar'ın hayatını bitip tükenmeyen işleriyle, her zaman işe hazır olmasını istemesiyle zehirliyordu. Zahar'ın yüreği gevezelik ve tembellik sevgisi Durmadan ağzında bir şeyler gevelemek isteği onu ya kadın dostuna ya mutfağa ya bakkala ya da kapıya çekiyordu. Zaharla Oblomov yıllardır birlikte yaşayıp içli dışlı olmuşlardı. Zahar efendisini kollarında büyütmüştü. Oblomov da onu doymaz iştahlı, çevik ve kurnaz bir delikanlı olarak hatırlıyordu. Aralarındaki eski bağ çözülemeyecek kadar güçlüydü. İlya İliç Zahar'ı çağırmadan yatamaz, yataktan kalkamaz, saçını tarayamaz, yemeğini yiyemezdi. Zahar da giydirecek, yedirecek, tersleyecek, aldatacak, yine de bir tanrı gibi sevip sayacak başka bir efendi düşünemezdi.